Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün su böreği lezzetinde yapımı çok kolay bir tepsi böreği tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Böreğin sosunu hazırlamakla başlıyorum. 3 tane yumurtayı bir kabın içine kırıyorum. Yumurtalara biraz karıştırdıktan sonra klasik su bardağı ile bir su bardağı sütü ve klasik çay bardağı ile bir çay bardağı ayçiçek yağını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tuz miktarını kullandığınız peynirin tuzuna göre ayarlayın lütfen. Benim kullandığım peynir biraz tuzsuzdu yani az tuzluydu. Ben o yüzden bir tatlı kaşığı kullandım. Evet sos hazır. Şimdi yufka ile birleştirme aşamasına geçebilirim. 5 tane yufka kullanacağım. Alüminyum bir fırın tepsisi kullanıyorum. Tabanına yağlı kağıt yerleştirdim. Normal fırın tepsi ya da cam bir tepsi kullanabilirsiniz. Borcam tepsi kullanacaksanız 4 tane yufka, 2 tane yumurta, sütü de biraz azaltabilirsiniz. O tepsiler bunlar kadar büyük olmuyor. Dediğim gibi fırın tepsisi kadar bir tepsi kullanıyorum. Şimdi bir tane yufkayı yerleştirdikten sonra sostan biraz döküyorum. Sosun tamamını zaten kullanacağız. Yani şu kadar döktüm, bu kadar döktüm diye söyleyemiyorum. Göz kararı olarak dökebilirsiniz. Yufkanın böyle orta kısmını ıslatacak kadar. Şimdi ikinci yufkayı da parçalayarak üzerine yerleştiriyorum. Yani sığacak kadar yerleştiriyorum ve tekrar sostan döküyorum aynı şekilde. yapım aşaması çok hızlı bir e, börek tarifi e, şimdi ikinci yufkadan sonra beyaz peynir yerleştiriyorum yarım su bardağı kadar beyaz peyniri yerleştirdim yani serptim şimdi üçüncü yufkayı da aynı şekilde sığacak kadar parçalayarak yerleştiriyorum üçüncü yufkadan sonra da sostan döktüm şimdi tekrar peynir yerleştiriyorum Dördüncü yufkayı da parçalayarak üzerine yerleştireceğim. Sostan dökeceğim ve tekrar peynir yerleştireceğim. Toplamda bir buçuk su bardağı kadar peynir kullanmış oldum. Son olarak 5 yufkayı yerleştiriyorum ve kenarları içe doğru katlıyorum. Eğer kenarlarda uzunca kalmışsa, yani yufkanız büyükse, e, o zaman 5 yufkayı yerleştirdikten sonra üzerine kapatabilirsiniz. Benim e, kenarları kısa olduğu için e, bu şekilde bir e, toplama yapacağım. Kalan sosu yufkanın üzerine döküyorum ve kesiyorum. Bu tür börekleri yaparken içinde kullandığınız sos miktarı ve üzerine ayırdığınız sos miktarı hiç önemli değil. Zaten sosun kalanını da döktükten sonra ve içine de sürüyoruz zaten. Pişerken de eşit bir şekilde dağılacak. O yüzden bunlara çok fazla takılmayın. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Son olarak su böreği lezzetini de verecek olan sade maden suyunu gezdiriyorum. Bir şişe maden suyunu bu şekilde döküyorum. Hiç bekletmeyeceğim. Fırına göndereceğim. Fırını 180 derecede ayarladım, ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 45 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Evet nefis böreğim fırından çıktı. Şimdi kestiğim kısımlardan tekrar bıçakla geçiyorum. kısa sürede hazırlayıp pişirebileceğiniz nefis bir börek tarifi. Böyle bir tepsi böreği tarifi arıyorsanız benim tarifimle deneyebilirsiniz. İçi yumuşacık su böreği lezzetinde harika bir börek. Bu arada isterseniz akşamdan hazırlayabilirsiniz ve buzdolabının alt kısmında bekletebilirsiniz. Ertesi günü pişirebilirsiniz. Bu kolay ve lezzetli börek tarifini denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Bu börek tarifini görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.